Merhaba arkadaşlar, bugün size nasıl bunun gibi kağıt efekti yapılır, gördüğünüz gibi şuralara nasıl kağıt efekti yapılır onu göstereceğim. Şimdi öncelikle bir tane fırçamız var, onu indirmeniz gerekiyor. Ben size göstereceğim, linki de bırakacağım aşağıya. Onu indirmeniz gerekiyor ve şöyle şeyler gerekiyor, kağıt efektleri gerekiyor. Bunları da internetten bulabilirsiniz ya ben de aşağı ben de bırakırım ama internetten de başka şekillerde bulabilirsiniz. Şimdi öncelikle bir tane arka plan buldum. Hiç şaşırmadınız büyük ihtimal. Kopyaladım. Sonrasında yeni oluştur deyip 1280'e 720 bir dosya oluşturdum. Ctrl V ile yapıştırdım ve resmi böyle gördüğünüz gibi geldi. Şimdi buradan kement aracını seçiyorum. Tam ortadan olmasa da ortadan ikiye böleceğiz. Ben böyle istiyorum, o yüzden ortadan ikiye bölüyorum. Siz isterseniz şöyle yatay bölersiniz. Ben dikey bölmek istedim, o yüzden dikey bölüyorum. Şimdi böyle geldim. Şöyle. Kafanıza göre şöyle bölün. Sonra bir tarafı şöyle aldım. Kapattım. Ctrl T'ye bastım ve biraz sola çektim. Biraz daha çekelim. Tamam. Ctrl D ile de seçimi kaldırdım. Öbür tarafı da şimdi böyle çekmemiz gerekiyor ama böyle çekemiyoruz. Onun için tekrar kement aracını aldım. Şu arka planı kapatayım ki rahat görün arka planı. Ctrl T ile yine bunu da sola doğru çekiyorum. Biraz açık olsun orta taraf. Aslında şunu da biraz sola çekebilirmişiz yine. Yine alıyorum böyle. En başta böyle dikkatli yaparsanız bir daha böyle sağa çek, sola çek zorunda kalmazsınız. Tamam, güzel oldu bence böyle. Şimdi bizim öncelikle burayı kağıt efekti yapmamız lazım. Nasıl yapacağız? B'ye bastım. Elimde böyle fırçam var. Torn paper brushes dediğim gibi. Ben size vereceğim. Siz buradaki fırçadayken sağa tıklayacaksınız. Buraya tıklayacaksınız. Ve fırçaları içe aktar deyip o BR bakayım. ABR uzantılı dosyayı seçeceksiniz ve yükleyeceksiniz. Şimdi normal böyle gelir. Yatay gelir. Ben bunu böyle çevirip dikey yaptım. Gördünüz mü? Sonra şöyle beyaz renk seçilirken isterseniz tam böyle zıt renkler yapın ki silmesi rahat olsun. Şimdi ben beyaz yaptım. Şöyle. Bu tarafa da beyaz yapıyorum. Şöyle. Sonra E'ye basıp silgiyi alıp sihirli silgi aracını seçiyorum. Ve boyadığımız yerleri siliyorum. Gördüğünüz gibi bu taraflarda bir kağıt efekti kaldı. Şimdi kağıt efektimizi alıyoruz. Ben şu dördüncüyü alıyorum. Ctrl T'ye basmanıza gerek yok. Şöyle Shift'e basarak çeviriyorum. Shift'e basarak çevirirsek 45'in katlarında derece açılar verir bize. Ben de tam bu tarafa doğru çevirdim. Biraz daha sola alalım. Tamam. Şimdi Alt'a basılı tutarak şunu çekiyorum ve tekrar Ctrl T'ye basıyorum. Shift'e basılı tutarak böyle döndürüyorum. Galiba bu 15'miş, 45 değil. 15 arttırıyormuş. Tamam, sorun değil. Şöyle yapabiliriz. Şimdi bu ikisini bunun altına alıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bir efektimiz oldu. Şunu biraz daha sola çekeyim. Şimdi böyle ince ayarları yapabilirsiniz. Mesela şöyle yapalım. Yukarı çekelim. Pardon, tek tek seçelim. Çok aynı olmasınlar. Biraz daha içeri. Şöyle yapabiliriz. Tamam. Seni de biraz daha yukarı alalım. Aslında şunu biraz daha çevirebiliriz. Üst taraflar mesela çok açık olsun. Alt taraflar biraz daha kapalı olsun. Şunu biraz daha sola çektiğimizde asıl şeye ulaşmış oluyoruz. Gerisi artık sizin zevkinize kalmış. Arkaya mesela ne koyalım? Arkaya da hadi şunu koyalım.
renkler çok farklı ama olsun. Göstermelikten bir şey zarar vermez. Göstermek için yapıyorum. Evet, bunu da şöyle koyalım. Ne oldu? Bizim kağıtlar gitti. Bunu kağıtların altına alıyoruz ve böyle bir sonuç alıyoruz. Şunu mesela biraz daha düzenleyelim. Nasılsa öğrendiniz. Şimdi de daha güzelleştirmeye bakalım. Şöyle. Evet. Gayet güzel bence. Hatta istersek şöyle kağıt efektlerini de yapabiliriz. Bu daha da gerçekçi olsun diye. Pardon, çok özür diliyorum. Şunu seçelim. En üst, eğer katmanların olduğu kısmı atarsak yeni dosya olarak açmaya çalışıyorum. Şimdi mesela ekran mı diyelim? Kaplama diyelim. Şuna getirelim. Gördünüz, böyle şeyler de yapabilirsiniz. Bunlar artık buradan sonra sizin zevkinize kalmış şeyler. Şunu mesela kaplama yapalım. Ne oldu? Olmadı. Şöyle büyütürsek olacaktır. Artık dediğim gibi, bunlar artık sizin zevkinize kalmış şeyler. Güzelleştirmek de, yeni şeyler eklemek de size kalmış. Pardon, şunu da hiç, şunu bilelim. Temeli bu şekildeydi. Dediğim gibi linkleri bırakıyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir de imzamızı da ekleyelim. O eksik kalmasın. T'ye basalım. Biraz kasıyor. Neden olduğunu ben de bilmiyorum. Şu pardon. Allah Allah. Neyse. Bastık. Yazdık. Şöyle yapıp büyütelim. Tabii ki şunu üste çekmemiz gerekiyor. Evet. Gayet de güzel oldu bence. Tarih dağıtalım mı? Tarih dağıtabiliriz. Şöyle. 15.09.2020. Yapalım. Şu font güzel. Aslında farklı fontlar kullanmak artık tasarım böyle artık dediğim yani bir yerden sonra farklı font tasarım gittikçe bozmaya başlıyor. O yüzden tek tip font kullanmak daha önemli ama olsun yani. Güzel durdu yine de. Nereye alabiliriz? Şöyle de görünmeyecek ama. Şöyle. Artık dikey koymaktan vazgeçmeyelim yani. Tamam. Neyse. Yatay koyacağız. Tam oldu. Bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere.